Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA Vice videolarına son hız devam etmeye devam ediyoruz. Harika bir cümleydi. Bu cümlemden dolayı kesin bir ödül alırım. Şimdi bugün yapacağım şey aslında benden çok alışık olmadığınız bir şey. GTA Vice'de biliyorsunuz ben oyunu defalarca videoda canlı yayında bitirdim. Ama asla hile kullanmadım. Hilesiz bitirdim oyunu. Bugün size oyunda yazabileceğiniz tüm hileleri göstermek istiyorum. Bu videonun amacı şu. Biliyorsunuz GTA Vice telefona nasıl yüklenir diye bir video attım. Yine ileride aklımda birkaç video fikri var. Onları atacağım. Bu tarz hile videoları, nasıl yüklenir videoları her zaman izlenebilecek videolar. Yani ben aslında GTA Vice'de biraz daha kendimi bilgilendirici bir kanal yapmaya çalışıyorum. İzlen videolarımda da her zaman doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. O açıdan hani GTA Vice ile alakalı bir insanın kafasında bir şey varsa gizli paket, kuru kafa, atlayışlar vesaire her şey hani kanalımda olsun istiyorum. Bu da hileleri çekeceğim. Oyunda ne kadar hile varsa akla gelebilecek tüm hileleri size göstermeye çalışacağım. Lafı da fazla uzatmayayım. Mesela şu an armorum 150. Bu armoru nasıl yaptık? Normalde armorunuzun 150 olabilmesi için sanırım sadece polis görevini yapmanız gerekiyor. Polis 12 seviye olmazsanız armorunuz 150 olmuyor. Şimdi bir de şeye de dikkat edeceğim. Geçen videoda resmen klavyede taramışım. Böyle çat 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 çok fazla ses geliyor. Mikrofonum biraz yakın, kusura bakmayın. Hemen hız kesmeden en bilindik hileyle başlayacağım ama canımı biraz azaltayım şuradan. Canım azalmadı, armorum azaldı. Bir daha sikeyim. Şöyle attım. Tamam, armoru bitirdik, canımız da azaldı. En bilindik hile ne abi? Aspirin. Bu arada hilelerin ne anlama geldiğini de açıklayacağım. Aspirin bir ilaç biliyorsunuz. İlaç sağlığınızı yükseltir, geri getirir anlamında aspirini kullanmışlar. Şimdi aspirin. Aspirine olarak yazılıyor. Ben okunuşlarını da söyleyeceğim. Çünkü herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Hani kendini beğenmiş bazı arkadaşlar var, o öyle okunmaz, bu böyle okunmaz diyor. Şimdi aspirini yazdık. İlk hilemiz sağlık hilesi. Armor hilesi gerçekten oyunda var arkadaşlar ve ben size hani sadece bu şekilde değil, nasıl, hangi harfleri basarak yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim. Dediğim gibi herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Precious Protection. Aşağıda da nasıl yazılacağı çıkacak. Şimdi Precious Protection yazdım ve gördünüz 150'ye çıktı armorum. Burada I'ları iyi kullanmıyoruz biliyorsunuz. I kullanıyoruz. Çünkü hileler büyük harfle yazılıyor mantığıyla bakıyor oyun. Precious Protection yazdık. Yani değerli koruma, özen gösterilesi korumayı yazdık. Ve armorumuz 150 oldu. Ve şimdi sırada Tommy nasıl bu hayattan göç eder? Tommy'nin sağlığı nasıl sıfıra indiririz? Bunu göstereceğim. Farklı kelimeler kullanmıyorum. Direkt bariz söylemiyorum. Çünkü şiddet içerikli kelimeler kullandığınızda bile artık YouTube kanalınızdaki bütün reklamları engellemeye kadar, videonuzu engellemeye kadar gidebiliyor. Hani zaten YouTube son zamanlarda çok boktan bir hal aldı. Yüzlerce YouTuber bunun videosunu çekiyor. Ben de ayrıyetten çekmedim. YouTube'un gidişatı gerçekten kötü ama bu başka bir videonun konusu. Ona da geçeriz. Şimdi I can't take it anymore yazacağız. Bu ne? Artık katlanamıyorum, artık dayanamıyorum, buna katlanamıyorum tarzı bir şey. I can't take it anymore. Ve gördünüz Tommy direkt arkaya doğru yattı, can sıfırlandı. Oradan da bir ezilme sesi geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Ve Tommy'nin canı tekrar 100 oldu, canlandı. Tekrar dediğim gibi nasıl yazıldığı da altta olacak. Ve sonra şimdi silah hilelerine geçelim. Silah hilelerini çoğunuz biliyorsunuz, o yüzden hızlı geçeceğim. Şimdi öncelikle hafif silahlar. Tux Tools. Doğru okuyor muyum bilmiyorum. Tux Tools. Böyle Tug'un tam kelime anlamını bilmiyorum ama tool araç demek. Görüyorsunuz böyle Tech 9 tarzı. Tech 9 biliyorsunuz tek atıyor. Tech 9 tarzı şeyler var. Molotofumuz var. Biraz da halkı şurada bir kışkırtalım. Kışkırtma videoma hoş geldiniz. Beyzbolumuz var. Bir tane neydi bu? Muşta mıydı? Muştamız var. Sniper'ımız var. Kar 98'e benzeyen. Ve arkadan da polis geliyor. Polisi yakalım mı biraz? Flame Gun'la. Yanmadı lan. Polis içime girdiği için o efekt ona işlemedi. Polis yandı, geberdi. Şimdi bir polislerden uzaklaşalım. Daha sonra o hilenin de hangisi olduğunu söyleyeceğim zaten. Şimdi ilk hilemizi yazdık. Bunda dediğim gibi beyzbol sopası var, muşta var, kar 98 var. Tabii kar 98 diyeceğim ben buna. Flamethrower var ve kuru grab'ına benzeyen bir silah var. Şimdi Nutter Tools, Nutter Tools diye bir silah hilemiz var. Bunda M4'ümüz var. MP7 galiba bu, MP5. Shotgun'ımız var, teknimiz var, revolver, bombamız var, testeremiz var. Muşta tekrar burada da var ve bir tane sniper'ımız var harbi. Şunda da bu silah biliyorsunuz efsane bir silah.
Yani hangimiz bu silahla girip Malibu'da katliam yapmadık? Tamamdır. Hilemizi yazdık. Şimdi son silah hilemiz nedir? Profesyonel tools, yani profesyonel araçlar. Tamam, profesyonel tools'u da yazdık. Görüyorsunuz bir tane katana geldi elimize. Muş'ta kalıyor. Sniper'ımız kalıyor ama bazuka geliyor. Buranın da herhalde en değerli silahı bazukadır. Bazuka, eğer uzaktan birini vurmanız gerekiyorsa, atıyorum helikopter görevindesiniz, helikopteri vurmanız gerekiyor. Cortez'i o şehirden kaçırırken bazuka ile sıktınız ve uçaklar direkt patladı. Onun dışında mekimiz var bir tane. Shotgun'lar devam ediyor. Katana herhalde burada yine değerli parçalardan. Katana yanılmıyorsam Japon bıçağı Hattori Hanzo tarafından üretilmişti. Şimdi Lee Mialon yazalım. Tabi Hattori Hanzo'nun da kendi ustaları olabilir ama en değerli bu kılıç ustası Hattori Hanzo olarak bilindiği için onu söylüyorum. Sırada iki tane polis hilesi var arkadaşlar. Polislerden nasıl kaçacağımızı çoğunuz biliyorsunuz. Bu arada polis arkada bayağı olay çıkarttı. Ama önce polislerden kaçmadan önce polisleri peşimize takalım. Polisleri peşinize takmak için eğer polis yıldızını bir seviye arttırmak istiyorsanız "You won't take me alive" yazacaksınız. "You won't take me alive." Yazdım. Ben tek seviye demiştim. İki seviye arttı. Polis de bana sıkıyor görüyorsunuz. Tekrar bunu yazarsam 4 oluyor. Tekrar bunu yazarsam 6 oluyor. Yani giriyorsunuz oyuna kafa dağıtmak istediniz. Tekrar tekrar polislerinizin başınıza gelmesini beklemeniz gerekmiyor. Direkt bu hileyi yazarak devam edebiliyorsunuz. Peki bu polislerden nasıl kaçıyoruz? Çoğunuzun bildiği gibi Lee Mialon. Yani bir dakika hapşırayım ben bir. Tabii ki şimdiden çok yaşa diyenler olacaktır. Siz de görün. Lee Mialon yazdık. Yani beni rahat bırak yazdık. Polislerden kurtulduk. Şimdi araç çağıracağız yanımıza. Oyunun en değerli hileleri belki de bana göre. Çünkü benim de kullandığım nadir hileler bunlardır. Hani bir yerden bir yere araçla direkt gitmek istediğimde hileleri yazarım. Şimdi get der diyerek, yani buraya getir diyerek yazdığımız 3 tane 4 tane hile var. Öncelikle onları yazacağım. Şimdi Sabre Turbo'yu getireceğim buraya. Get der fast. Ne oluyoruz? Gayet iyi abi. Oh güzel malzeme çıktı. Tamam, get der fast'ı getirdik. Sabre Turbo. Şöyle bir hafif sürüş yapalım. Hem hız testi abi. Bu arada polis Allah tarafından bana gönderilen malzemeden hak istiyor. Şöyle bir düz yolda basalım. Ne kadar iyi gidiyoruz. Hızlıyız. Fena değil. Ama uçuk bir hızda görmüyoruz. Yani bir yarışa katılsak birinci olur muyuz bilmiyorum. Herhalde oluruz ama. Tamam, get there fast'ı yazdık. Şimdi daha hızlı araçlara ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Get there very fast indeed yazacağız. Get there very fast indeed. Ne geldi görüyorsunuz. Bu stadyumdan aldığımız yarış arabalarından biri geldi. Hot Wing Racer geldi. Oyunun en hızlı arabası arkadaşlar Hot Wing Racer. Ama bu Hot Wing Racer'ların, eğer GTA Vice City'deki tüm araçlar videomu izlediyseniz, farklı farklı versiyonları var. Şimdi birazdan onu da getireceğim. Bir basalım bakalım. Sabre Turbo'dan daha hızlı. Ama inanılmaz uçuk bir hız görmedim bunda da. Hot Wing Racer eyvallah ama hızları aynı mı? Onu bilmiyorum, yalan olmasın. Şimdi get there amazingly fast yazacağız. Get there amazingly fast yazdım. Dediğim gibi klavyeden çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Yazdım. Ve bastım gidiyorum. Tekrar onları yana getireceğim. Şimdi oyunun en hızlı arabası Hot Wing Racer dedik. Az önceki de Hot Wing Racer'dı, bu da Hot Wing Racer'dı. Bana sanki bu Hot Wing Racer aracı daha hızlı geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum. Belki çıkarttığı seslerden dolayıdır. Bu biraz daha hani sağlam, ağır bir ses çıkartıyor. Bu hafif ve hızlı gidiyormuş gibi bir ses çıkartıyor. Hızlar da etkilemiş olabilir. Farkındaysanız bu araçların arkasında falan da farklı reklamlar var. Yani oyuna farklı şekilde, farklı tarzlarda getirildi bu arabalar. Eğer önlerine de bakarsanız, dediğim gibi o araç videomda da var. Arabaların şekilleri de farklı. Sadece hepsinin adı Hot Wing Racer. Şimdi ne var başka? Panzer var. Panzer ne? Oyundaki en sağlam araç belki de. Panzer yazdık.
Onu oraya nasıl soktuk? Hadi geçtim, onu oradan nasıl çıkartacağız? Çıkartmamız imkan yok. Şöyle insan mekanlarına çıkartalım. Panzer. Panzer'e atladık. Biliyorsunuz askeriyeden çalabiliyorsunuz panzeri. Panzer çaldığımızda bir görev vardı. Panzerlerin olayı farklı farklı. Nasıl? Eğer giderken bir araca çarparsam direkt o aracı patlatıyorum. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Ayrıca ateş edebilen bir namlusu var diyelim. Mesela şuna bir ateş edelim bakalım. Tamam, eğim patates olsa da sonunda vurduk. Yandakine gidelim, çarpalım. Patlattık. Ben peki panzeri nasıl kullanırdım? Size göstereceğim. Durun şöyle bir daha çevireyim. Bir tur daha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, polis geliyor. İyi bari ezik. Panzeri ben nasıl kullanırdım? Size göstereyim. Ayarladık abi geriye. Bize doğru sıksın. Böyle kullanırdım. Biraz mouse'dan fazla ses gelebilir şu anda. Panzeri bu şekilde kullandığınızda çoğu arabadan hızlı ve harika bir araba sahip oluyorsunuz. Panzerimiz de şöyle yanına park edelim diyecektim ama dur, ölmeyelim. Leave me alone yazdık ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi daha esprili araçlara geçmeden önce, daha böyle komik araçlara geçmeden önce yazmayı unuttuğum bir hile daha var. Travel in style. Bu hileyi yazdığımda görüyorsunuz yine stadyumdan alınan bir araç var. Bu Blutrink Racer'dı. Yok, Blutrink Banger. Tamam, o yarışın adıydı. Bu araç da gerçekten hızlı. Yanılmıyorsam Oşenik aracının. Hatta Oşenik'i görebilsem çok güzel olurdu şu anda. Şans olurdu. Şöyle bir basayım. Şu aslında otelin önünde vardı ondan. Hala var mı bilmiyorum. Şöyle yanına doğru gideceğim. Hem bir hız testi yapmış olalım. 3 numaralı araçmış bu da. Bulduk mu? Yok. Oşenik aracının modifiye hali. Buradaki araçlar yeni araçlar değil aslında. Bu gördüğümüz araçlar, bu Blutrink Racer araçları falan. Bakın bu aracın modifiyeli hali bu araç. Şöyle yan yana koyalım ve bakalım. Bakın biraz farlarıyla oynamışlar. Farlar aynı aslında, sadece artı koymuşlar, anladınız mı? Yani modifiyesi o. Arkasına falan bakarsanız belki biraz daha girişleri falan daha kıvraktır diyeceğim ama aynı. Sadece bu aracın modifiye edilmiş hali bu. Bunlar gerçek hayatta var olan araçlar. Hep 1980'li 1960'lı yılların araçları. GTA Vice'li araçları ya aynı şekilde almış Rockstar Games ya da birazcık modifiye edip farklılık yaratıp aynı şekilde oyuna sürmüş. Şimdi diğer hilelerimize geçiyoruz. Ne yapacağız? Getter hilelerini yazdık. Panzeri yazdık, size gösterdim. Şimdi The Last Ride yazacağız. Yani son sürüş, son sürmek gibi bir anlamı var. Bu da mezar arabası getiriyor bize. Romero'nun mezar arabasını gösteriyor. Biliyorsunuz gizem videolarında anlatmıştım. Şu insan eti satan kasap muhabbeti falan vardı. Açık bir mezarlık vardı. Onun aracı. The Last Ride. Yazdık. Görüyorsunuz mezar arabası geldi. Merak ettiğim, bilmiyorum. Biz tabut atabiliyor muyuz bu araçtan? Acaba? Gerçekten tabut atabilsek bu araçtan, şu tabutu mesela fırlatabilsem çok güzel olurdu. Bir şöyle bütün tuşlara basayım. Shift, korna bastı. Herhalde atamıyorum. Eğer atabiliyorsam, sizler bu hileyi denedikten sonra biliyorsanız bana yazın. Ben de size kalp atarak cevap vereyim. Bu Romero'nun aracı çok da fena değil. Peki bakalım mezar arabası korunaklı mı? Yani bizi tabi ölümden koruyamıyor ama en azından cenazemizi koruyabiliyor mu? Pek de koruyabildiği söylenemez ama hani normal araçlara göre sanki biraz daha patlaması zor oldu. Tabii tam da emin değilim. Şimdi oyunun gerçekten esprili hilelerinden birine geldik. En azından benim hoşuma gitti. Better than walking, yani yürümekten iyidir yazacağız. Bu ne demek oluyor? Hani yavaş bir araç gelecek belli. Acaba ne gelecek, hep beraber bakalım. Better than walking yazdım. Yazamadım galiba. Tamamdır, yazdım. Arkaya da zaten düşürmüştüm denemek için. Bakın bir kedi geldi. Kedinin hızını biliyorsunuz zaten. Hani Tommy koysa belki kediyi geçer. Bu açıdan bir esprili bir hile yapmışlar. Eğer kediyi almak istiyorsanız, ki araba galerisi kediyi istiyordu. Eğer bu hileyi yazarsanız araba galerisi görevlerini yaparken direkt olarak alabilirsiniz. Bu bir golf arabası biliyorsunuz. Hemen arkasına bir çöp kamyonu düşüreceğim. Çöp kamyonu içinde rubbish car yazdık.
bayağı da şekilde düştü çöp kamyonumuz. Denemesek mi? Sadece burada mı kalsa? Denemeyelim hadi. Hız kesmeyelim. Rubiş hani mahvolmuş, bitmiş tarzında bir şey olması lazım kelime anlamı olarak. Ve şimdi son bir araç daha düşüreceğim. O araç ne? Rock and roll yazacağım. Rock and roll. Rock and roll. Neydi? Bir daha buradan bakayım. Rock and roll car. Tamam, aldığım notlara baktım. Bu araç hangi araç peki? Lovefist'in aracı arkadaşlar. Limousine. Onlar rock and roll yaptığı için Lovefist görüyorsunuz arabanın adı. Eğer bu hileyi yazarsam Lovefist arabası geliyor. Tabi hani herhangi bir şekilde bizde patlaması için bir süreç falan yok. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bir limousine'imiz oluyor. Ve artık biraz daha hızlanarak ilerliyorum. Şimdi size Big Bang hilesini göstereceğim. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Büyük patlama demek. Ve ne kadar araç varsa hepsini patlatıyor arkadaşlar. Yani trafikten sıkıldınız mı? Özellikle İstanbul'da gir buraya. Trafiği patlat çık. Şimdi göstereceğim hile ise %99'umuzun kesin olarak bilmediği bir hile. Çünkü ben de araştırırken öğrendim. Ama çok eğlenceli bir hile. Nasıl? Bu araçlarda sadece tekerlek bırakabiliyoruz. Nedir bu? Wheels all I need. Wheels are all I need. Yani sadece ihtiyacım olan şey tekerlekler. Görüyorsunuz, efsane. Yani arabanın görseli tamamen gitti. İçinde oturanlar kaldı. Şöyle şunu alayım bakalım. Ben sürerken de aynı şekilde mi? Bakın arabayı böyle sürebilirsiniz abi. Efsane değil mi? Gerçekten efsane. Şöyle ben bunun bir resmini de alırım. Belki kapak fotoğrafı yaparım. Hani böyle farklılığı geçtim. Sürüşü de biraz kolaylaştırıyor olabilir. Bakın daha da ince gözüktüğüm için hani dönüşleri falan daha rahat yapıyoruz diye düşünüyorum ben şu anda, en azından denerken. Hani herhangi bir yere çarpmadan rahatça bununla gidebiliriz. Gayet güzelmiş abi. Bu hileyi gerçekten çok beğendim. Bakalım bu araç gerçekten neymiş? Ben bir tahmin yapayım. Biraz küçük bir araç, ince. Şöyle bir daha süreyim bakalım, anlamaya çalışacağım. Aa, zaten sağ aşağıda yazıyormuş ya. Aptallığıma geldi. Bilisa compactmiş. Tekrar aynı hileyi yazarsanız görüyorsunuz araçlar kendi haline geliyor. Yani sonsuza kadar böyle kalmayacak. Şimdi yandaki ekranımı da kullanarak hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Çünkü şu ana kadar baktım, videosu zaten 20 dakikayı geçmiş. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten videonun altına da hileleri yazacağım. İlla ki videonun tamamını izlemek zorunda değilsiniz. Şimdi green light yazarsak. Green light. Yani yeşil ışık. Şu anda bizler belki görmüyoruz çünkü bir trafik ışığı yok yanımızda, ama bizi trafik ışığının olduğu yere götüreceğim şimdi. Bütün trafik ışıkları yeşil olacak arkadaşlar. Bakın yeşil, yeşil. Şu tarafa döndüm, yeşil. Burada yeşil, yeşil, yeşil. Yani bütün trafik ışıklarını yeşil yapmak istiyorsunuz. Trafik kurallarına uymazsınız ya, uydunuz diyelim, bütün trafik ışıklarını hileyle gene yeşil yapabilirsiniz. Onun dışında Miami Traffic diye bir hilemiz var. Miami Traffic. Miami Traffic. Yazdık Miami trafiği. Miami trafik, Miami trafiğini daha hızlı hareket ettiriyor. Yani buradaki araçlar daha hızlı hareket ediyor. Bakın. Yani bir sakinlik yok. Herkes basıyor. Galiba ışıklara da uymayacaklardır. Zaten gerçi hepsi yeşil ışık, uymayacaklar ama Miami trafiğinin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor bu hile. Peki trafiği nasıl siyah yaparız? I want it painted black. Şimdi yazdık. Ne oldu? Hemen bakalım. Miami trafiği artık siyah oldu. Yanımızdan geçen araçlar siyah, siyah, siyah. Taksiler asla değişmiyor. Tekrar siyah. Orada bir tane spawn araç vardı, o yüzden değişmedi. Görüyorsunuz şöyle siyah mafya tarzı takılmak istiyorsunuz ve aracınız siyah olsun istiyorsunuz. Bu hileyi yazabilirsiniz. Bakmaya devam ediyorum. Nereden baktığımı da size tekrar link olarak atacağım. Grip is everything. Grip Grip is everything yazdım. Bu ne? Yol tutuşunu inanılmaz artırıyor. Bakın şimdi. Gittim abi. İnanılmaz böyle. Tam kaza yapacağım. Bak 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 bak. Bak. Bir anda kaza yapacağım. Çat. Daha kötü kaza yaptım gerçi de. Yani yol tutuşunu inanılmaz arttırdığı için dönmek istediğimde inanılmaz dönüş yapıyor. Bak. Gördünüz mü? Anında dönüş. İnanılmaz bir dönüş. Herhangi bir mod yüklemeden bunlara sahip olabiliyorsunuz.
Başka bir de lots of little things var. Yani tekerleklerin modunu değiştiriyor. Lots of little things. Tekerleklerin boyutunu büyütüyor veya küçültüyor bu ile. Bakın benim arabanın aslında boyutunu görüyorsunuz. Bu tekerlekler bu arabaya uygun mu değil. Bu tekerlekler bu arabaya uygun mu değil. Araçların tekerlek boyutlarını büyütüyor, arttırıyor ve araçlardan daha büyük hale getiriyor. Bak polis arabası bile siyah olmuş. Yani mafya videoları için gerçekten güzel olabilir. Şimdi devam edeceğiz. Genel hilelere geçiyoruz. Havaların hilelerine. A pleasant day. Yazdık. Hava zaten güzeldi. Güzel bir havaya sahibiz. A lovely day yazarsak hava tamamen güneşli olur. Yani muhteşem bir havaya sahibiz. Peki biraz böyle bulutlu bir hava istiyoruz. A bit dry. Yazarsak havanın bulutlu, bayağı kasvetli olduğunu göreceksiniz. Yağmur mu istiyoruz? Cats and dogs yazıyoruz. Buradaki olay cats and dogs. Buradaki olay hani kedi köpek yağıyor gibi bir şey vardır. Amerika'da bir deyim vardır. O yüzden kediler ve köpekler yazıyorsunuz. Yağmur yağmaya başlıyor. Can't see a thing yazarsak. Can't see a thing. Yani bir şey göremiyorum yazarsak oyun acayip sisli oluyor. Gerçekten oyuna güzel bir hava, güzel bir manzara katıyor diyebilirim. Life is passing maybe yazarsam oyuna hız kazandırıyorum. Mesela paranız mı yok ama hile de yapmak istemiyorsunuz. Böyle gidip panzer falan yazmak, uğraşmak istemiyorsunuz. Bir mekana oturuyorsunuz abi. Malibu Kulübü mesela günde 10 bin dolar veriyor diyelim. Oturdunuz, beklediniz, zaman geçiyor. Bitti. Hayatı hızlandırdı. Herhalde random bir şey atıyor. Ne yaptı? Kübalı birinin tipini yaptı. Bir daha deneyelim. Bu sefer de şu hatunun, iş kadını hatunun tipini verdi. Gayet güzel. Tommy Vercetti olarak oynamaktan sıkıldıysanız random bir şey atıyor. Şimdi olay çıkartalım. Fight diyelim. Olay çıkarttık şimdi. İsyan çıkarttık. Şehirde olay çıkacak. Bakın amcamız gitti hemen saldırmaya başladı. Bunlar bunlara saldırıyor, bunlar bunlara. San Andreas'tan olaya hakimiz zaten. Çok fazla kapışma olur her zaman. Burada bayağı çatışma çıktı. Bak indirdi, oradan onu öldürecek. Görüyorsunuz şehirde isyan çıkarttık. Nobody likes me. Yani kimse benden hoşlanmıyor yazarsam herkes bana saldırmaya başlar. Şehirde ne kadar insan varsa. Tabii bayağı saldırıyorlar şu anda. Önce şu birbirlerine saldırma olayını kapatayım. Tamam, kavgayı bırakmadılar. Helal olsun, çok güzel. Bir yeni kayıt açıp tekrar başlayalım. Yalan olacağız çünkü yoksa. Şimdi buradayız. Bana saldırmalarını istiyorum. Nobody likes me. Kimse benden hoşlanmıyor yazdım. Bunların bana saldırması lazım normalde. Neden saldırmıyorlar? Heh, aferin ya. Beni yalancı çıkartıyordunuz. Eyvallah. Oo, şimdi bu pedestrianlara yani halka silah vereceğim arkadaşlar. Our God given right to bear arms. Şimdi onlara silah verdim. Buradan bir uzaklaşalım bakalım. Yeni insanların oraya gidelim. Çünkü o andaki ekran değişmezse sanırım hileler pek geçerli olmuyor. Aynen de öyle. Bakın şu kadına bir tane golf sopası verilmiş. Şu amcamız hem bana saldırıyor hem de tarıyor abi. Bu hatunda bir şey yok herhalde. Muşta falan takıyor olabilir. Farklı karakterlere farklı şeyler vermiyor herhalde. Bu kadınlara golf sopası veriyor mesela. Bu dayıda ne var acaba mesela? Şunu indirmek istiyorum. Bir bakayım. Şuradan da bir hile yazalım. Bu dayıda mesela polis çobu varmış vesaire vesaire. Farklı karakterlere farklı silahlar. On speed yazarsam daha hızlı yürüyorum. Bir yerden bir yere gidecek zaman araba gibi yürüyorum. Eğer daha yavaş yürümek istiyorsam boring yazıyorum. 6 kere basarak. Bak onlar da çok hızlı şu an. Boring yazdım. Yani sıkıcı yazdım. Tekrar oyunun eski hızına döndürdüm oyunu. Eğer bir daha yazarsam oyun çok daha yavaşlar arkadaşlar. Şimdi oyuna taş gibi hatunlar getireceğim. Ve bu hatunların silahı olacak arkadaşlar. Chicks with guns yazdım. Şimdi şu ekranı bir değiştirelim hemen.
Yandaki teyze tabii ki taş gibi hatun değildi. Bakın bayağı güzel güzel bikinili falan hatunlar var. Bu teyzem tabii niye hala burada? Farklı bir keyif seviyesine hizmet veriyor galiba. Bana pek hizmet vermedi. Geçelim, chase stat yazacağım. Chase stat. Wanted stats'ı şu anda görüyorum. Yani ne kadar yakalanıyorum, ne kadar yakalanmıyorum. Bu eğer polisler sizi takip ediyorsa özellikle önemli. Çünkü sizi yakalayıp yakalamayacaklarına, ne zaman peşinizden koşacaklarına haber veriyor bu. Funny Magnet yazarsam, çoğunuzun bildiği gibi hatunlar etrafıma toplanıyor. Dayı ne yapıyorsun? Görüyor musunuz? Onları baga soktum. Bana saldırdılar diye etrafa saldırdılar. Aslında bak, bana sıkmaya çalışıyorlar. O hile onu da destekliyor. Ama Funny Magnet de yazdığım için bana sıkmaya çalışıyorlar ama tutukluluk yapıyor yani. İnanılmaz aslında, bu güzel bir keşif oldu benim için. Birbirlerine sıkıyorlar yanlışlıkla. Gerçekten güzel baga soktuk. Oyunu bir psikopata bağlattık şu anda. Burada Tommy'yi şişmanlatmak var arkadaşlar. Öldüm geldim. Deep Fried Mars Bars yazarsam, Tommy'nin göt göbek büyüyor arkadaşlar. Şimdi büyüdü mü büyümedi mi belki anlayamamışsınızdır. O yüzden bir de şu şekilde göstereceğim. Tommy'yi incelteceğim. Burada işte hani güzel kızarmış bir şeylerden falan bahsediyor oyun. Şimdi ne yapalım, ne yazalım? Programmer yazacağız. Programcı. Programmer. Programmer. Görüyorsunuz Tommy 50 kiloluk bir çocuk gibi kaldı. Bayağı ince ince dolaşıyor. Bu hileler zaten ekranınıza çıkıyor olacak. Şimdi araba lazım bize. Hop in, hop in, hop in girl yazdık mı? Arabamıza kızlar atlıyor arkadaşlar. Zaten Funny Magnet yazdığı için de atlıyorlar ama hop in girl yazarsak her türlü kız arabamıza atlamak için can atıyor, tamam mı? Bunu da yazdık ve şimdi son olarak farklı farklı karakterlerde oynama. Tekrar Funny Magnet yazdım da bu Funny Magnet sonuza kadar devam ediyordu. Şimdi Ricardo Diaz'a, şerefsize dönüşeceğiz. Cheats have been cracked. Görüyorsunuz Keltoş Ricardo. Ricardo Diaz'a dönüştük arkadaşlar şu anda. Bir gün Ricardo Diaz olarak oynamak da istiyorum. Bir roleplay tarzı bir video yapacağım inşallah. Lance Vance. Look like Lance. Lance'e dönüştük biliyorsunuz. Lance amca gay bir amcamız. Tommy'ye sulanıyordu zamanında. Geçtik. My son is a lawyer. Yani benim oğlum bir avukat yazdık ve Ken Rosenberg'e dönüştük. Uyuşturucu içen, oh shit diyen Ken Rosenberg'e dönüştük. Devam ettik. Look like Hillary yazdık. Look like Hillary. Look like Hillary. Look like Hillary. Tamam, onu yazamadık artık, anladım, onu yazamayacağımızı anladım. Rock'n'Roll Man yazdım ve biliyorsunuz bu Love Is grubunun solisti, bayağı da psycho bir adam. Ona dönüştük. Jess Torrent bu adamın adı. We Love Our Dick yazdık mı? Love Is karakterine dönüşüyoruz bir başka karaktere. One Armed Bandit yazarsam Phil Cassidy'ye dönüşüyorum. Biliyorsunuz Phil Cassidy'nin bir görevde kolu kopuyordu. Ona bir atıfta bulunuyor burada. Tek kollu ordu gibi, tek kollu çete gibi bir şey bunun anlamı. I don't have money Sunny yazarsam I don't have the money. Tamamdır, doğru yazdım. Ve Sony'ye dönüşüyorum. Dediğim gibi roleplay, böyle sanki o karakterleri konuşturuyormuş gibi bir video yaparken belki bu karakterler arasında saniye saniye geçiş yaparım. Biraz uğraştırır ama güzel bir video olabilir. Şu anda çıktı. Ve sonuncuya geçiyorum. Sonuncu kim? Cortez'in üvey kızı. Çoğunuzun da Tommy'nin sevgilisi olarak bildiği Mercedes. Aslında Mercedes Tommy'nin sevgilisi değil. Bunu da bir söyleyeyim. Foxy Little Tink yazdım. Ve Mercedes'e dönüştüm. Peki Mercedes'e bunlar niye saldırıyor? Kadın diye mi? Gaza mı geldiniz? Böyle küçük tilki gibi bir şey diyor. Yani şeytana benzetiyor. Tilkiye benzetiyor Mercedes'i.
Şu ana kadar benim bildiğim bütün hileler bunlar. Hangi siteden baktığımı da linkin altına koyacağım. Bütün hileleri deneyerek göstermeye çalıştım. Buradaki amacım hem bu açıklama kısmına bunların hepsini yazmak, hani GTA hakkında bir bilgilendirme kanalı gibi olmak istediğimden, hani insanlar hile yazdığında beni görsün istedim. Çünkü hileler her zaman araştırılabilecek bir şey ve bu konu hani sonsuza kadar devam edilebilecek bir şey. Şöyle bir aspirin yazalım ve kendinize iyi bakın diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğenip like atıp abone olabilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.